Şeker Kahvesi'ndeki kapıdaki arkadaşı. Hani hep sevişiyoruz dediğiniz. Aman Tanrım. Şaka gibi. Efendim? Çok değişik. Çocuklar ne oldu? Bir dirilme oldu. Değil mi? Bir canlanma oldu. Lara'cığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sizi... ederim. Hey hey hey. 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 Erol abi hey hey. Aa. Erol abi. Aa. 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 Allah Allah. Ayıp olmuyor mu bu iki güzel hanımefendiye? Yo. Lara geliyor. Hay hala. Uyandınız değil mi? Ya. Biz de onu gördüğümüzde alkışladık yalnız evet, içeride. Biz de aynı yani efekti yarattı. Evet. Evet. Buyurun efendim. Ah ne güzel. Hala buradayım. Unutmadınız. Çok sevindim. Evet güle güle. Peki Lara'cığım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bize yardımcı olduğun için. Benim dayak yediğim müsabaka sırasında. Satrançta kazandınız ama değil mi? Hayır onda da kaybettim. İkisinde de mi? Tabii şahı devirdim çıktım abi. Başka çarem kalmadı. Yeniyordu adam benim. Victoria Secret'ta çalıştınız. O defileye seçildiniz. Victoria Secret'ta seçildim evet. Evet. Bu yurt dışında mı oldu? Yurt dışında oldu. Zaten yurt dışında modellik yapıyorum. Çocuklar Lara'ya sadece bakmak ve dinlememek mi istiyorsunuz? Yani orada kendi kendinize Lara'yı çekiştirmek mi istiyorsunuz onu dinlemek yerine? Yok dinleyecekler. Dinleyecekler. Sen dinleteceksin. Evet peki. Yurt dışında modellik yapıyorum. Fransa'da. Fransa'da? Evet. Şöyle Paris'te. Tabii ki. Şimdi bir dakika karıştırmayın. Ben Lara konuşabilsin, derdini anlatabilsin diye görüntümü onun yanına koydum. Yoksa başka bir niyetim yok, sakın yanlış anlaşılmasın. Lara çok tatlı, çok şeker bir hanım. Çok teşekkür ederim. Hanım hakikaten tatlı, yani ben yakında olunca anlıyorum yani. Çok teşekkür ederim. Siz böyle gelmek ister miydiniz? Bu konukları gönderebilirim. Çok teşekkürler, o konuklarsız olmaz. Rahat rahat otururdunuz. Yok çok biz rahat. Biz hep beraber sığarız buraya, ben biraz daha kayayım. Biz içeride de zaten bayağı bir sohbet ettik. Evet. Sığabiliriz bence. Ya hiç aklınıza değilse hakim olamıyor musunuz bir tane güzel kız görünce ya? Tuncer beste yapmaya başladı ya. Tuncer lütfen abi, lütfen. Ne zaman güzel kız görsen bunları yapma artık. Ama bu Paris'te yaşıyorsunuz ve çalışıyorsunuz. Evet. Artık yaşamıyorum. 8-9 aydan beri buradayım. Sürekli gidip geliyorum Fashion Week'lerde. Milano Fashion Week'te gidiyorum. Paris Fashion Week. Moskova Fashion Week. Hepsine gidip geliyorum. Ayrıca burada da çok ünlü modacılarımız var. Onların defilelerine çıkıyorum. Ama onun dışında Türkiye'de çok fazla yoğun tempoda çalışmıyorum açıkçası. Yurt dışı ağırlıklı çalışıyorum. Yurt dışında çalışmak benim için... Yani yılın güzel. Mesela kaç günü Türkiye'desiniz, kaç günü? Yılın kaç günü? Moda haftaları olduğu sürece yurt dışındayım. Moda haftaları bittiği zaman Türkiye'deyim. Harikulade. Harikulade. Yani. Böyle çok daha güzel gidiyor. Evet içeride inanılmaz üşüdüm. Biraz zayıf olduğum için galiba. Ya hayır hiç zayıf değilsiniz. Yani ekranda dolu dolu görünüyor değil mi? Ben zayıf gelmedi bana yani. Ekranın biraz ama ekran biraz katıyor. Biraz evet, kilo ekran katıyor. Biraz katıyor. Yani, evet. Ama artık işimiyorum. Rahatladım buraya gelince. Yine ne var? Yine ne var? Bana bakıyor arada. Ya versene ceketini kıza. Ben gömleğimi mi çıkarıp vereceğim? Orada beste ya yapıyorlar. Biliyor musun? Beni hiç anlamadığını biliyorsun değil mi? Ha. Ya beni anlamadın. Bu adam... Bana saldırıyor gibi, bu adam bak bana saldırıyor, bana bir fenalığı dokunacak gibi seyirciye sığındın, onlara sempatiklik yap. Ben bambaşka bir yerden takılıyorum. Halbuki sana sığınmam lazım. Bana sığınman lazım. Versene abi, kıza ceketini, abi. Versene kıza ceketini. Var mı efendim bir nişanlınız falan var mı? Yok. Hayır yok. Teşekkür ederim. Okan Bey, tesbih yok mu? Efendim? Tesbih yok mu? Ve ne kadar şakacı, ne kadar tatlı bir kız. Sonra buradan programdan çıkarken, ay ceketiniz de bende kalmış. Ah, boş ver, sen de üzerinde kalsın filan.
diyaloglar bunlar mı? Herhalde öyle olmayacak. Bana sorarsan sen üşüdüm diye ceketini geri alacaksın. Olabilir. Merve Duman İstanbul'dan arıyor bizi Merve Hanım. Merhabalar, iyi geceler. Ha, sonuçta duyan bir izleyicimiz çıktı. Buyursunlar. Evet, duyuyorum sizi. Herkese buyur. İyi geceler. Herkese iyi geceler. Yeter herkese. Artık. Herkese iyi geceler. Evet. Her şeyden önce biraz geç olacak ama tekrar bize geri döndüğünüz için size ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Bizi büyük bir işkenceden kurtardınız. En azından cumartesi gecesi. Çok zarifsiniz. Henüz kurtarmış değilim ama program ilerledikçe o güzel günler gelecek. Buyursunlar. Okey. Ben her şeyden önce Banu Güven'e bir soru sormak istiyorum. Kime efendim? Banu Güven. Peki, buyurun. İyi geceler Banu Hanım. Almadın, okumadın, okusaydın cevap yazardın. Öyle bir mail attım ki cevap yazardım mutlaka. Buna inanıyorum. Çünkü sana güveniyorum. Hayır, bütün mailleri okuyorum. Niye? Öyle bir mail attım ki cevap yazardın. Ne oldu? Beni tehdit mi etti? Şantaj hayır, mı yaptın? Hayır, canım tehdit etmedi. Tamam, niye cevap yazayım? Canım! Tahmin ediyordum ya. En azından yazabileceğini siz umuyordum, bekliyordum. Siz mail adresinizi arkadaşlara vermek ister misiniz? Mail adresi mi? Evet. Değil ama fan club var. Fan club'ınız mı var? Var. Yurt dışında da çalıştığım için. Nedir efendim fan club'ınızın var. Adresi var mı? Çok... Facebook'ta fan club'ım var. Evet, çok... arkadaşa bak. diyen arkadaşlarımız. Yaz. Fan club'a girmek isteyeceklerdi. Yok zaten. Lara Stroll. Zaten adımı soyadım. Lara Stroll. Evet, üye olunabiliyor oradan. Bütün her şey yurt dışı menajerim bakıyor. Üye olabiliyorsunuz Lara Stroll'dan. Sayfanız herkese açık mı? Sayfam herkese açık çünkü bir fan club. Çünkü bir fotoğraflarım fan club. Var, portfolyom var. Bu zamana kadar yaptığım işler, katalog çekimleri. Tamam. Erol abi bu fan club'a girilir. Nasıl girilir bilmiyorum ki kapısını bacasını. İnternetten. Peki. Merve güle güle. Özge acaba şöyle bir şey olabilir mi? Yani bize bir kayıt bırakabilir misin? Daha önce bir kayıt olmuş olabilir ama nerede mikrofonun? Burada. Şu bir machine my head yapabilir misin acaba? Biz onları biriktiriyoruz. Yaşlandığımız zaman Tuncer'le seyredeceğiz. Tabii ki. Şimdi mi yapacağız? Şimdi sözleri de biliyorsun. Bir daha bir hatırlamam lazım. Burada. Oturduğum yerde. Machine in my head. Sorry. It hurts me. It kills me. This fucking...